Arkadaşlar merhaba. 11 Nisan 2022 Pazartesi günü yabancı yarışlarda gündüz programında Greyville'deyiz. Güney Afrika'da Greyville'de bugün 7 koşulu bir program var. Evet, iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz arkadaşlar. Tüm üyelerimize, açık yayınımıza hoş geldiniz. Tekrar. Evet, Greyville'de tüm koşular sentetik kumda, gördüğünüz gibi. Burada saat 13.10'da birinci koşu. Orada da birinci koşu arkadaşlar. Aynı paralellikte gideceğiz. Günün ilk koşusu Yedili Plesse'nin ilk ayağı olmuş oluyor. Maiden 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada 3 numaralı Red Soul ve Shine Valley ile İlk atımız bizim. 2 numaralı Specially Selected Warren Kennedy ile ve 1 numaralı Gentle Rain Glenn Wright ile burada 3 tane safkanın dışına çıkacağını düşünmüyoruz kolay kolay. Hatta Shine Valley'nin binmiş olduğu bu Red Soul'e bizim ilk atımız arkadaşlar. İyi bir pedigriye sahip. Aslında 2 numara da aynı. Yani vazgeçilmez 2 tane safkan bu, 3 ve 2. Biri de ilave ettiniz mi artık Yedili Plase'yi geçmiş olsunuz. Belki de Yedili Plase 2'ye katlanır. Yani burada 3-2 veya 1-2 veya 1-3 şeklinde de gelebilir. Evet, ikinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor. Greyville'de 13.45'te Maiden bir koşu bu. 2 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burası günün zor ayaklarından bir tanesi. Bu arada bugün Greyville'de 2 tane tekimiz, 2 tane de alternatif bankomuz var. Bu alternatif bankolar bazen tabii işimize yarıyor ama bazen yaramıyor. Allah'tan adı alternatif yani. Bakalım bugün nasıl bir sonuç çıkacak. Şimdi burada herhangi bir alternatif bankomuz yok. Bu ayak mümkün mertebe en fazla at yazmamız gereken yerlerden bir tanesi bize göre. 4 numaralı Picara Warren Kennedy ile ilk atımız arkadaşlar. Seri bir tabelaya giriş durumu var. İlk 3 serisi, yani ilk 3'e girmiş, 4 tanesi ikincilik, bir tanesi üçüncülük. 5 numaralı Aditi Kevin de Melo ile, Kevin de Melo. 8 numaralı Little Miss KJ, bu da Sakai ile, bu Japon asıllı jockey bu. 9 numaralı County Kildare Donovan Dillon ve 3 numaralı Double Dream Anton Marcus. İlk kez koşacak olmasına rağmen kuponlarımızda olması gereken safkanlardan bir tanesi. 4, 5, 8, 9 ve 3 diyoruz buraya. Evet, üçüncü koşu altılı gayanın ikinci ayağı. Şartlı bir koşu. 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Günün ilk alternatif bankosu kullanmayı seçebileceğimiz, işaret ettiğimiz 8 numaralı Giacomo Puccini. Craig Zeki ile arkadaşlar. Bu Giacomo Puccini arkadaşlar. İlk atımız bizim, alternatif banko olarak size tavsiye ediyoruz. 95 handikap puanıyla da olsa önemli değil. Tabii ki 2 numaralı Silvano Steimer, Kegan de Melo ile ve 6 numaralı Prince of Taranto, Shine Valley ile Ecurusi, 4 numaralı Dandolo, Deacon. Evet, 8 alternatif banko, 2 ve 6 dedik. Burada tabi dileyenler 1 numarayı da ilave edebilirler. Pray for Rain. Biz geleceğine çok fazla inanmıyoruz ama en yüksek handikap puanına sahip safkan. Genelde en yüksek handikap puanına sahip safkanlar %50-60 falan AGB çıkmadıktan sonra kolay kolay kazanamıyor arkadaşlar. Yani tabi bu veriler, bu analitik, hani bizim kendi analiz bakış açımız bu. Ve genelde sizinle paylaşıyoruz. Hani neden derseniz eğer yazmadığımızı, cevabımız bu. 8 alternatif banko, 2 ve 6 dedik buraya. 4. koşu 14.55'te. Handikap 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Evet, burada tabii TJK şimdi hem yurt dışı yarışları veriyor YouTube'da, hem yurt içi yarışları veriyor. Bu ayrıma gitmiş olması gerçekten çok iyi. Çünkü çakışıyor böyle 14.55'lerde, uzuyor falan. Bir bakmışsınız diğer tarafta başka bir Bursa'yı izliyor oluyorsunuz gibi. Şimdi burada bu dördüncü koşuda da fazla at yazacağız. Yani günün iki tane riskli koşusu var. Bunlardan bir tanesi ikinci koşu, diğeri de dördüncü koşu. Buraya bol bol at yazmamız gereken bir yer arkadaşlar. Eğer burada altılıyı tutmak istiyorsak 5 tane atı mutlaka yazmamız lazım. 4 numaralı Count Master.
Evet, Donovan Dillon'la 3 numaralı Impartial Glenn Wright'la 1 numaralı Finda Emzala Peters'la 7 numaralı Mount Greylock Shane Valley ile ve son olarak da 5 numaralı Hampton Court arkadaşlar. Evet, bu babası var yavrusu, bu Amerikan orijin diyebileceğimiz bir safkan bu. Güney Afrika ile çiftleştirmiş, London Belle ile Hampton Court. Ve bak zaten arkadaşlar, şu derecelere baktığınız zaman öyle çok da belli ediyor yani, safkanın kalitesi belli ediyor. Bunların kendi atı Deniz Boş. Bilemiyorum nasıl bir AGP çıkacak ama bu beşsiz geçmeyin burayı. Sadece söyleyeceğim o. Bu ayak beşsiz geçilmez. 4, 3, 1, 7, 5 diyoruz ve varsa sizin adınıza mesela 6'yı yazmadık yazabilirsiniz. 8'i yazmadık yazabilirsiniz. Arkadaşlar çok zor bir ayak bu. 6 ve 8'in dahi geliri var burada. Mallorca Palace, Stridom'la, Guy Fawkes, Uzuma'yla. Uzuma gelmeyelim daha sonra. Evet, burası zor ayaklardan yegânesi. Yani ikinci koşu ve dördüncü koşu çok zor ayaklar arkadaşlar diyoruz. Beşinci koşuya geçtiğimiz zaman 15.35'te handikap 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Gördüğünüz gibi iki tane koşu arasında yaklaşık 35-40 dakika var bu yabancı yarışlarda. Bizdeki gibi böyle yarım saat değil arkadaşlar. Aslında 35 dakika. O 5 dakika çok önemli yani jokerlerin hazırlığı için falan da, ama yapacak bir şey yok. Türkiye'de böyle bir 30 dakikalık yıllardır aynı 30 dakika arayla yarış oluyor. Şimdi 5. koşu da günün ilk teki geliyor. O da 1 numaralı Coromandel. Anton Marcus'la arkadaşlar. Şimdi burada bu gruplarda evet arka arka binicikler geliyor. Gelmiyor değil. Ama burada tabii ki tamamıyla biz size bırakıyoruz. Çünkü alternatif bankomuz da var. İki tane olacak. Bir tanesini verdik zaten. 3. koşu da 8 numaraydı. Şimdi burada 1 numara bizim normalde sürdürek bankomuz arkadaşlar. Anton Marcus'un kazanabileceği bir, ancak burada şu dikkatini çekmiş olması lazım. Handikap puanları çok yakın burada safkanların birbirlerine. Hani burada mesela Extract, Uzuma ile Donovan Dillon in the King's Cove, daha sonra burada Tales of United States US, yani Tales of Us veya United States, artık bilmiyorum ne bu. US'e yazmışlar buraya. Ve Favor. Bunların hepsinin, yani bunu kaldırdığınız zamanlardan burada 4-5 tane altın geliri var. Bu tamamıyla sizin kendi görüşünüze kalmış. Biz banko olarak görüyoruz Coromandel'i. Bir numara. Altıncı koşu handikap 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada da 8 tane safkan var. 6 numaralı Hey Bill Winnaker'la bizim alternatif bankomuz. Normalde yarışı kazanması lazım. Bakın en yüksek handikap puanı olan da değil. O bakımdan da gayet güzel bir seçim oldu. Hem İrlanda hem Amerikan karışım böyle. Güney Afrika Flying the Flag yavrusu. Evet, son 2022 yılındaki performansı çok iyi. Bu performansını yine biricikle devam ettirebilir. Bu safkan 6 numaralı Hey Bill'den bahsediyoruz. 3 tane rakibi var. 7 numaralı State of USA Kegan DeMello ile 8 numaralı Final Occasion Brewer'la ve 3 numaralı Deep Global Mehezuma ile arkadaşlar. Yani 6 numara Alternatif Banko, 7, 8 ve 3 numaralı safkanlar diyoruz. Son koşuya geçtiğimiz zaman 7. koşudayız. Handikap 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar günün ikinci teki burada. O da 8 numaralı Royce Command diyoruz. Kegan DeMello ile. Bu seri bir birincilik yapmış bu safkan. Dediğim gibi bunu kaldırdığımız zaman burada da çok fazla at yazmamız gerekebilir. Yazacağımız iki tane at anında 2 numaralı Kesura olur. Calvin Habibim'in Jenny olur. Ve patronaj olur 10 numara arkadaşlar. Yani ona göre de sizler kendi kararınızı verirsiniz. Biz burada 8 numarayı banko atıyoruz. Devam ettireceğini düşünüyoruz bir şekilde. Burada bu Roy Mudley'in sahibi olduğu bu safkanın tekrar birincilik yapacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, böylece Gravel'le ilgili tahminlerimizin sonuna da gelmiş olduk. Arkadaşlar premium üyeliği mevcut biliyorsunuz. Diğer yarışlarımızı, yani Bursa ve Amerika ile ilgili yarışlarımızı sadece premium üyelerimiz izleyebiliyor.
Burada tabii diğer yabancı yarışlar ve Şanlıurfa'da tüm premium üyelerimiz, özür dilerim, tüm üyelerimiz, normal üyelerimiz de izleyebiliyor. Herkese iyi bir hafta geçirmesi dileğiyle bol şans diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.